bu engelleme yani Türk devletinin yıllardır yaptığı bir uygulama. Cezaevlerinde siyasi tutsaklara yıllarca yapılan uygulamanın devamı diyelim. Tahliyesi yaklaşmış bir mahkumun, tutuklunun yani tahliyesini engellemek için devamlı rutin yapılan bir uygulama, haksız bir uygulama. Tahliyesini engellemek için yani ellerine geleni yapıyorlar. Haksız bir durum, haksız bir uygulama. Yani şu anki cezaevindeki bu kurul, heyet dedikleri ne yazık ki avukatlar da milletvekilleri de onlara müdahale edemiyor. Kimse müdahale bir yetki, yani sınırsız bir yetkiler var. Keyfi olarak yani süreci baltalayabiliyorlar diyebilirim. Yani tahliyeleri keyfi olarak erteliyorlar. Bu da yani devletin Kürt halkına olan bir kinini dışa yansıması, öyle diyeyim yani. Bir öfkesinin yansıması. Yani halk birlik olması lazım bu süreçte. İmralı tecridi 2 yıldan fazladır sürüyor. Yani burada bir Kürt halkının toplu olarak bir direncini kırmak istiyorlar. Tecritlerin dayatması da budur. Ama başaramayacaklar. Bu Kürt halkının mücadelesini hiçbir zaman yıldıramadılar, yıldıramayacaklar da. Hani hiçbir, bugüne kadar onlarca tecrit uygulandı. Başaramadılar. Ablamla olan bu sürecin inşallah iyi sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu ertelemelerin sürekli tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Şu an için görünürde 2 ay ertelendi. Bu 6 aya da çıkabilir. Burada aslında Kürt halkının genelinde bir iş düşüyor. Bu tür mücadelelere daima toplu olarak katılmaları gerekir. Kabul etmemeleri lazım. Bu tür dayatmaları hiçbir zaman kabul etmemeleri lazım.